أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütlerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe en yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu ilim meclisimize, şu özel gecemize bu peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Onların duası bizim duamızdan çok daha keskindir kardeşler, bilirsiniz. Rabbim nasip ederse Mümtehine suresi 1. ayet-i kerimesini tefsir edeceğiz bu akşam. Ayette Allah Teala Hazretleri bizim düşmanlarımızdan ve kendi düşmanlarından bahsediyor. Bunlara karşı yapmamız gereken tavırdan, takımımız gereken tavırdan bahsediyor. İnşallah bu ayeti iyice anlayacağız. Allah'ımızın en büyük düşmanları kimlermiş? Bunu idrak edeceğiz. Hayatımızın geri kalanında dostu düşmanı iyi seçeceğiz. Bugün insanların sıkıntıya düşmesinin en büyük sebebi dostu düşmanı seçememesi. Düşman dost gibi rol yaptığı zaman, takiye yaptığı zaman kanıyor ve en büyük düşmanını da dost zannedebiliyor. Dostu bazen düşmanlık gösterdiğinde en sadık, en yakın dostunu düşman belliyebiliyor, savaş ilan ediyor. Bilmiyor. Yani basiretlerimiz o kadar köreldi ki dost kim, düşman kim seçemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Bu yüzden hata miktarımız çok arttı ve artmaya devam etmekte. Hafızalar, zeka seviyeleri zayıfladı ve zayıflamaya devam etmekte. Gidişat iyi değil kardeşler. Zeka seviyelerini kuvvetlendirmemiz lazım. Bunun için zikri ve tövbeyi bu insanlara alıştırmamız gerekiyor. Günah ne kadar fazla boğarsa bizi zeka seviyesi o kadar düşer. Her günah işleyenin bir aklı gider diyor İslam alimleri. Ne kadar günah işlersen bir aklın gider. Aklın gittiği zaman ne oluyor? Zayıflıyor. Zeka zayıfladığı zaman şeytanın elinde bir oyuncak haline dönmüş oluyorsun. Seni istediği gibi çekip çeviriyor. İstediği gibi seninle oynayabiliyor. Bu aklı kuvvetlendirme yolu tövbe, ilim, zikir. Bununla akıl kuvvetlenecek. Kuvvetlendiği zaman ne şeytan, ne şeytanın askeri olan iki ayaklı şeytanlar bizi aldatamaz, kandıramaz. Dostları, düşmanları sağlam seçeriz, iyi seçeriz. Biiznillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صَدَقَ اللّٰهُ. Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. 4 satırlık bir ayet bu. Uzun bir ayet. Ben bunu mümkün olduğu kadar kısa yorumlarla açıklamaya çalışacağım size. Mevla şöyle başladı. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman edenler, şimdi Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da herhangi bir ayete ey iman edenler diye başladığı zaman bize sözleşme maddelerimizi hatırlatacak demektir. Biz ezelde Allah'a bazı sözler verdik. Şunları yapacağız, bunları yapmayacağız. İman edenlere hitap olduğu zaman Kur'an ayetlerinden bir tanesinde biz bekleyeceğiz şimdi. Bize söz verdiğimiz maddelerden bazılarını hatırlatacak, bazı yasaklardan bizi sakındırmaya çalışacak. Geliyor şimdi. Girişi yaptı Allah Teala. لَا تَتَّخِذُوا اِتِّخَاز etmeyin, edinmeyin, edinmeyin. عَدُوِّي benim düşmanlarımı edinmeyin. وَعَدُوَّكُمْ sizin de düşmanlarınızı edinmeyin. Evliya dostlar edinmeyin. Halk arasında bir tabir var biliyorsunuz, evliyadandır falan derler. Evliya ne demek? Dostlar demektir. Keramet gösteren, Allah'a yakın, bizden daha çok namaz kılan, bizden daha çok zikir yapan, bizden daha haramlardan sakınan insana, sözü daha tesirli, duası geçen insana biz evliya deriz. Veli zatlarına, Allah'ın dostudur deriz. Kur'an'dan gelen bir tabirdir. Veli yani Allah'ın dostunun çoğulu evliyadır Arapça tabirde. Şimdi Mevla Teala bizi bir şeyden sakındırıyor. Bak, bir şeyleri yapmamızı emretmiyor, bir şeylerden sakınmamızı emrediyor. Bizim dostumuza karışıyor. Allah bizim seçeceğimiz dostlara karışıyor. Hocam Allah bizim niye dostlarımıza karışıyor kardeşler? Bizim dinimiz Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi içi boşaltılmış bir din değil. Bu din Allah'ın bozulmaktan koruduğu bir din olduğu için tuvalete giriş şeklimize kadar Allah karışmaya devam ediyor. Şimdi tuvalete sağ ayakta girmemizi yasaklayan bir Allah'ın peygamberi var. Tuvalete sol ayakta girin, banyoya sol ayakta girin, sağ ayakta çıkın diyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Bak tuvalete giriş şekline kadar, yatak odanda yatış şekline kadar, banyoda yıkanış şekline kadar İslam karışıyor. Allah karışıyor. Bunlara, bu tür küçük detaylara karışan Allah senin seçtiğin dostuna mı karışmayacak? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kişi arkadaşının dini üzeredir. Şu halde sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Arkadaşın seni bu akşam nereye davet ediyor? Meydana çıkalım diyor, meydana. Meydana çıkalım, içki gırla, zina gırla, küfür gırla, eğleneceğiz, müzik eşliğinde dans yapacağız. Ot serbest, içki serbest. Polisler hiçbir şey demiyor. Bak bu arkadaş. Hatırı var diyorsun. Tamam be, her sene sohbete gittim. Bu akşam da seninle beraber cehennem yoluna gideyim diyorsun arkadaşın hatırına. Ya böyle arkadaş olur mu? Bir kere bir adam seni içkiye davet ediyorsa seni akılsızlığa davet ediyor demektir. İçki demek ne demek? Aklının %80'ini çöpe atıyorsun. %20'si şu anda benim için yeterli diyorsun. Allah'ın sana verdiği %100 nispetli bir aklı tamamen kullanmak yerine %80'ini kendi iradenle, kendi isteğinle çöpe atıyorsun. Ve aptallaştırıyorsun, kendini aptallaştırıyorsun. Dertlerden, kederlerden biraz uzaklaşayım diyorsun. Hem vücudundaki hücrelerin çoğunu öldürüyorsun. Bu hücrelerin birçoğu tekrar yerine gelmiyor. Sağlığın bozuluyor. İki, zihinsel sağlığın bozuluyor. Fiziksel sağlığından daha önemli olan şey zihinsel sağlıktır. Bu bozuluyor. Etrafa zarar sıkıntı veriyorsun. İnsanların kul hakkına giriyorsun. Kandırılman, ondan hiç bahsetmiyorum bile. En çok dünyada en kolay kandırılacak insan kimdir? Sarhoş. En kolay kandırılacak insan sarhoştur. Bütün sahtekarlar kimlerin peşindedir? Biraz içki içireyim şuna. Bir ot çektireyim, aklı başından yarısı gitsin. Bir kandırayım şunu. Taksicinin birisi anlatıyor. Müşterinin biri bindi diyor arabama. Taksim'den. Müşteri bana dedi ki, beni Ataköy'e götür. Meğer diyor bana demiş ki Ataşehir. Adam sarhoş belli, yalpalayarak bindi arabama. Ben Ataköy dedi. Ben götürmüşüm onu Ataşehir'e. Ataköy mü dedi, Ataşehir mi dedi, karıştırmışım. Götürdüm karşı tarafa, bıraktım müşteriyi. Arabayla 200-300 metre ileriye gittim. Ters tarafa döndüm, müşteri bekliyorum. Dönerken bari köprüden geçerken bir müşteri alayım gideyim diye. Aynı sarhoş, aklının %80'i başında değil. Yanlış yere inmiş ya. Döndü dolaştı diyor. Yanıma kadar geldi. Adamı tanıdım diyor. Gelirken tanıdım. Aynı adam. Taksici kardeş.
beni Ataköy'e bırakır mısın? Az önceki taksici. Aldım bu sarhoşu, arabaya attım, götürdüm Ataköy'e. Fakat aynadan beni tanımasın diye başımı cama yasladım. Aynadan, yani dikiz aynasından benim yüzümü görmesin, tanımasın, kavga çıkmasın diye sarhoştur, ne yapacağı belli olmaz. Ataköy, Ataşehir'den Ataköy'e gidinceye kadar diyor, başım diyor camda, arabayı böyle kullanıyorum diyor. Başım camda. Bu şekilde götürdüm onu. Sarhoş. Parası da gitti, sağlığı da gitti. Alay mezesi oldu. Taksicinin ne yapması gerekiyordu burada? Taksici kul hakkına girdi. Bak, Ataşehir'e götürmesi arıza olabilir, yanlışlıkla götürmüş olabilirsin. Aldığın para helaldir. Ama aynı adam sana geri geldiyse hatanı telafi etme ihtimalin var. Allah senin önüne imkan getirdi. Bu adamı doğru adrese götüreceksin ve parasını almayacaksın. Kardeş, az önce ben seni buraya getirdim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Geç arabama otur, ben seni evine bırakayım. Diyeceksin, kul hakkından kurtaracaksın. Taksici bir rahatlama, bir gevşemenin verdiği mutlulukla çok şükür evine kadar götürdüm, kaza bela almadım, bir de parasını aldım diyor. Bir de mutlu, bir keyifli. Aynı adamdan iki defa para aldığı için. Sen keyfi, mutluluğu öbür tarafta görürsün. Öbür tarafta görürsün. Hesap diye bir şey var taksici. Allah'tan korkun yok ama o Allah ile yüzleşeceksin. Hesap var. Trafik polisinden korktuğun kadar Allah'tan korksan zaten burada zikreden evliyadan bir tanesi de sen olursun taksici. Trafik polisinden çok korkarlar. Aa, memur bey nasılsınız, iyi misiniz? Çoluk çocuk nasıl? Adamın sülalesine kadar sorar. Yeter ki bana ceza kesmesin diye. Trafik polisi. O da memur. Ama Allah'tan korkmaz. Çünkü bugün görüşmeyeceğinizi düşünüyor. Bugün Allah ile hesaplaşmayacağım, onu görmeyeceğim. Onun karşısına çıkmayacağım çünkü ölüm bana daha uzak. Şu an 45 yaşındayım. 60'tan önce ölmem. Hangimizin garantisi var? Hangimizin garantisi var? İşte Allah Teala Hazretleri bize diyor ki, dostunu iyi seç. İyi seç. Senin dostunun dini neyse senin dinin de odur. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor İmam Gazali. Halk arasında bu tabir çok kullanılır. İmam Gazali'nin sözüdür. Arkadaşın kim senin? Falanca. İçki müptelası. Sen de olsun. Ama ben içmiyorum. Aynı masada oturuyorum. Onlar içiyor. Ot çekiyorlar. Ben o kadar takvalıyım ki beni kandıramazlar hocam. Aynı masada oturuyoruz. Gıybet, dedikodu aynı masada. Bir adam içki içiyorsa bu adam Kur'an ayeti tefsir edecek hali yok yani. Bu adam gıybet yapacak. O böyle yapmış, şu şöyle yapmış falan diyecek. Ve sen de aynı masada oturuyorsun. Kaldı ki Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlatmak isterim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Bak, içki içmesin demiyor hadiste. İçki içilen yerde oturmasın. Çünkü hangi mecliste nerede oturuyorsan, o mecliste küfür ediliyorsa ve sen o mecliste küfür etmiyorsan bile tepki olarak kalkıp gitmen lazım. Kalkıp gidemiyorsan, imanın daha zayıfsa kalben buğz edeceksin. Ben bunların yaptığı küfre razı değilim. Ben bunların yaptığı gıybetten razı değilim diyeceksin. İmanın kuvvetliyse hemen terk edeceksin, gideceksin. Hasan-ı Basri, Allah ondan razı olsun. Evliyanın büyüklerinden ve büyük bir İslam alimidir. Talebelerinden bir tanesi geldi. Dedi ki, efendim dün akşam bir meclisteydim. Bir yemeğe davet ettiler beni. Yemeğe davet eden kişi sizin gıybetinizi yaptı. Hasan-ı Basri dedi ki, sen kime gittin, nereye gittin, ne yedin orada? Yemek ikram ettim, meşrubat ikram etti. Yedik içtik, muhabbet yaptık. Şimdi sen o yediğin içtiğini içinde tuttun da adamın yaptığı gıybeti niye bana söylüyorsun? Yediğin içtiğini hiç söylemedin bana. Direkt yaptığın gıybeti bana söylüyorsun. Şimdi gıybetin gıybetini yapmış oluyor. O adam gıybet yaptı ama sen de şu anda o adamın gıybetini yapıyorsun ve bunu bana yapıyorsun. Ben senin hocanım diyor. Talebe biraz tedirgin oluyor. Sana şimdi bir mesaj yazacağım diyor. Bir kağıt yazacağım. Bunu o kişiye gönder. Bir de hediyem var diyor o kişiye. Hediyesi ne? Bir tabak taze hurma. Büyük alimler, herhangi bir başka alim ya da başka bir hoca kendileri hakkında gıybet yaptığı zaman hediye tabak yaparlar. Hocam nasıl olur ya? Adamın düşmanı o, gıybetini yapıyor, demek ki sevmiyor. Halkın nazarında itibarının düşmesini istiyor. Niye hediye tabak yapıyorlar? Bunlar ince insanlar. İslam ilimlerini çok derin biliyorlar. Hasan-ı Basri diyor ki, bu bir tabak hurmayı ona götür ve şu yazdığım kağıdı da ona teslim et. Bakın, yazdığı cümleyi Hasan-ı Basri'nin getirdim. Allah için dikkatli dinleyin. Duyduğuma göre sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. Şimdi birisi senin gıybetini yaptığı zaman ne oluyor?
Bir, senin günahlarını alıyor, kendi amel defterine yazıyor, geçiriyor. Bak insan kendisi yapar bunu. Yaptığı fiillerle, hareketlerle. Bir, senin günahlarını kendi üstüne alıyor. İki, kendi sevaplarını alıyor, senin amel defterine yazıyor. Duydum ki diyor, sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. İsterdim ki karşılık vereyim. Ya aklı başında bir insan, tamam ya ben de senin biraz gıybetini yapayım. Hadi şimdi ortada kalmasın. Dengeleyelim bu işi, ben de senin gıybetini yapayım der mi? Allah korusun. Biz aklı başında insanlarız biz. Ahmak değiliz ya. İsterdim ki karşılık vereyim. Kusura bakma. Bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı. Hediye olarak ne gönderiyor? Hurma. Bir tabak hurma gönderiyor. Bundan büyük bir tokat, bundan büyük bir ders yok kardeşler. Herhangi biri etrafınızda gıybet yaptığı zaman, bizim gibi tekvando ustasıysanız hemen susturun. Ben hemen sustururum. Kardeş, konuyu değiştir ya. Yapma gıybet ya. Rahatsız oluyorum. Kalbim rahatsız oluyor yani. Tekvando hocası değilsen dengeler ortadadır. Yani dayak yeme ihtimalin olabilir. O yüzden ayrılmanı tavsiye ederim. Ortamı terk et. Bir yerde Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Sizden biriniz bir yerde bir kötülük gördüğü zaman gücü yetiyorsa onu eliyle düzeltsin. Benim gücüm yeter hocayım. İki tane hocalığım var tekvando. Arkadaşlar tekmelerimi kaldırmak istemiyorum. Tekmelerimle konuşmak istemiyorum. Lütfen konuyu değiştirin. Dediğim zaman zaten değiştiriyorlar. Buna gücün yetmiyor mu? İlmin var. İlmin var. Eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Oradaki yanlışı dilinle düzelt. Bak ilmini ortaya koy ve dilinle düzelt. Buna da gücün yetmiyorsa kalbiyle ona buğz etsin diyor. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Biz bunun arasına bir madde daha tavsiye ediyoruz kardeşlere. Kalkın kardeş, terk edin. Ben bir konuşmadan rahatsız oldum mu, fitne çıkacağını düşünürsem, bir kavga gürültü çıkacak, orayı hemen terk ederim, çıkar giderim rahatsız olduğum zaman. Bunu yapamıyorsan kaçabileceğin bir ortam yok. İş yerinde çalışıyorsun arkadaşlarınla beraber, kaçamazsın. O zaman kalbinden buğz edeceksin. Allah'ım ben bu işten razı değilim. Ben bu yaptıkları işten razı, konuştukları meseleden razı değilim. Kalbinden bunu söylemen yeterlidir. Mevla Teala Hazretleri bizi uyarıyor. Arkadaşını seç. Dostunu, arkadaşını iyi seç. Arkadaşının dini neyse senin dinin de odur. Bak Mevla başka bir ayette diyor ki, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Tevabun suresi 14. Ya hocam, insanın karısı ve çocuğu ona düşman olur mu? Allah Teala var diyorsa yalan olabilir mi? Yanlış olabilir mi? Mümkün değil. Kesinlikle aramızda evli olanların karısı veya çocuğundan düşman olanlar var. Rol gereği taklit yapıyor olabilirler. Hocam nasıl düşman? Yani biraz açabilir misin? Çok basit. Hemen şimdi örneklendirmeyi getirdiğim anda, vay be benim de karım bana düşmanmış diyeceksin. Benim de oğlum kızım bana düşmanmış diyeceksin. Hemen örneklendirmeyi getiriyorum. Evine şu halıları değiştirelim, 20 senelik halılar oldu. Şunları değiştirelim, koltuk takımını değiştirelim. Bey dediğinde, sen de şu an müsait değilim ama bir sene içinde istediğim rakamı biriktireceğim hatun. Koltukları da halıyı da değiştiririz dediğinde, hanımın ya da kızın sana git bankadan kredi çek, herkes aynısını yapıyor dediğinde, bu hanımın ve kızın senin düşmanındır. Neden? Çünkü o evine koltukları, yeni halı takımını falan koyacak. Getirdiği, çağırdığı komşularına, arkadaşlarına hava cıva yapacak, hava atacak. Bunun ateşi kimde? Ateşi en başta sende. Çünkü evin lideri insanlık tarihinden itibaren hep erkektir. Bütün sorumluluk erkektedir. Yuvayı erkek yapar. Mehir veren kadın duydunuz mu? Koca, bir kocayla evlenmiş, ben sana mehir vereceğim diyen bir kadın duydunuz mu? Mehir sorumluluğu kimde kardeşler? Erkekte. Mehri erkek verir. Dış evin bütün ihtiyaçlarını giderme sorumluluğu, çocuğun, oğluna, kızına bakma sorumluluğu, kadının ihtiyaçlarını giderme sorumluluğu kimde? Erkektedir. Ahirette bunlardan hesap vereceğiz kardeşler. Bu sorumluluğu yerine getirenler sadaka sevabı alır. Evine ne harcadıysan, karına, çocuğuna ne harcadıysan sadaka sevabı alıyorsun. Bunlar boşa gitmiyor. Allah Teala ibadet sevabı veriyor sana. Karın ya da çocukların sana bankaya git faiz al, ödersin, 6 ay içinde ödersin, 1 sene içinde ödersin dedikleri anda sana şunu demiş olurlar. Bankaya git faiz al, Allah'a ve Resulüne savaş aç, keyfini bir sürelim. Sen iradesi zayıf, karakteri, omurgası zayıf bir Müslümansan, tamam be hatun, şimdi senin ben çeneni çekemem. Dır dır dır, bir ay boyunca başında konuşursun, bu halıyla koltuk takımını aldırana kadar canımı çıkartırsın. Gideyim en iyisi faiz alayım.
dersen omurgan çok zayıf. İmanın, inancın çok zayıf Müslüman kardeşim. Karakterin çok zayıf. Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır diyor Kur'an. Ve sen bir hanımına, bir kızına yenik düştün. Bu kadar mı zayıfsın? Bu kadar mı güçsüz? Eşin sana düşmanlık ettiğinde, yani seni harama sevk ettiğinde, seni faize sevk ettiğinde dinlemeyeceksin. Oğlun seni günaha sevk ettiğinde, faize, baba ben o motoru istiyorum ya. 60 bin liracık ya. O motoru bana al. Yoksa eve gelmem, bütün gece dışarıda sürterim, sigara içerim, uyuşturucu çekerim. O motoru bana alacaksın. Nasıl alacağım oğlum? Bankadan kredi çekeceksin baba. Bütün arkadaşlarımın babaları kredi çekmiş. Ya bütün arkadaşların babaları aklı zayıfsa ben de mi aklı zayıf olayım? Yok şu anda. Ama bir sene içinde planlamam tutarsa alırım Allah'ın izniyle. Babası yol yapmaya çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. Hanımı, kızı ya da oğlu babayı cehenneme sürüklemeye çalışıyor. İşte bak düşman. Bunlar senin düşmanındır. Bu düşmanlara karşı Müslüman kardeşim teyakkuzda ol. Dikkatli ol. Sakın ola, liderliği verme. Evin liderliğini verirsen çocuğuna ya da hanımına mahvolur. Hem dünyan mahvolur hem de ahiretin mahvolur. Konu budur kardeşim. Ayetin nüzul sebebine konuşmamız lazım ki bu ayeti çok daha iyi anlayalım. Hatib diye bir sahabi, Allah ondan razı olsun. Bedir'de savaş yapan 313 sahabiden bir tanesidir. Rabbim hepsinin ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşim. Bir hatalı bir karar alıyor. Menfaatini kollamak adına yanlış bir karar alıyor, hatalı bir hamle yapıyor. Hatib radıyallahu anh. Muhammed aleyhisselam Mekke müşrikleri anlaşmayı feshettiği için, Müslümanları katlettiği, öldürdüğü için sefere çıkacağız diyor. Mekke'yi fethedeceğiz. Hemen bir ordu topluyor, 10 bin kişilik bir ordu. Hatib, bu sahabi de Mekke'ye Muhammed aleyhisselamın bir ordu topladığını bildiren bir mektup yazıyor. İstihbari bir bilgi. Mekke müşriklerinin liderlerine bu mektubu gönderiyor. Bakın, mektubun içeriğine baktığınız zaman, mektubun içeriğinde Muhammed aleyhisselamı öven, çok büyük bir ordu topladığını söyleyen ve kesin olarak zafer kazanacağını bildiren bir mektup. Bizim tarafımızda. Bir münafıkça ya da bir kafirlerin tarafında olan bir mektup değil, belli. Ama bunu yapman bir suç, bir ihanet. Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geliyor. Gösterdiği mucizelerden bir tanesidir. Olayı sadece bir cariye kadını ve mektubu veren hatip biliyor. Bunu götür Mekke müşriklerinin liderlerine. Teslim et. Onlar hazır olsunlar. Mekke'yi biz alacağız. Tamam, senin niyetinde psikolojik bir saldırı olabilir. Onları bir zayıf düşürme niyeti olabilir ama bunu yapamazsın. Burada harp hiledir. Harp sessizliktir. İstihbarattır. Kim istihbaratını gizli tutarsa, bilgileri gizli tutarsa savaşı o kazanır. Sen burada istihbari bilgiyi karşı tarafa veriyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam durumu bildiriyor. Bir kadın yolda mektubu aldı götürüyor. Adamlarını gönder. Kadını durdursunlar. Üstüne şunu giydi. Başı açık. Saçının rengi şu. Kadın gayrimüslim bir kadın. Efendimiz Aleyhisselam İmam Ali önderliğinde birkaç kişiyi gönderiyor. Kadını elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Kadına diyorlar ki sen bir mektup almışsın. Muhammed Aleyhisselam söyledi bir vahiy karşılığında. Vahiy aldığı için bunu söyledi. Sen bir mektup almışsın, bizi uğraştırma. Canını yakmak istemiyoruz. Bu mektubu söyle ama öyle bir şey yok, mektup falan yok dedi. Kadın yalan söyledi. İmam Ali kılıcını çıkarttı korkutmak için. Şu mektubu çıkart. Sen yoluna, biz yolumuza. Kadın hemen saçının içinden mektubu çıkarttı. İmam Ali'ye verdi. İmam Ali mektubu açtı, okudu. Hemen Resulullah Aleyhisselam'a götürdü. Kadını bıraktılar. Dedi ki sana bu mektubu kim verdi? Hatip verdi dedi. Muhammed Aleyhisselam mektubu aldı, okudu. Hemen dedi Hatip'i bana çağırın. Hatip, sen böyle böyle bir mektup gönderdin mi? Cebrail bana geldi söyledi. Allah'ın selamı meleğinin üstüne olsun. Evet ey Allah Resulü, gönderdim. Ama buradaki niyetim asla ordumuza, size bir zarar vermek değildi. Benim bütün ailem ve bütün malım Mekke'dedir. Ben de sizin gibi Kureyşli değilim. Koruyacak, beni himayesine alacak kimse yoktur. Mekke müşriklerinin liderlerine en azından oraya gideceğimizi ve orayı fethedeceğimizi bildirirsem benim malıma ve aileme bir zarar vermezler diye bir jest yapmak istedim. Niyetim buydu. Hatta mektubun içeriğinden bir cümle getirdim size, kişinin bizim safımızda olduğunu anlatmak için. Mektupta şöyle diyor Hatip radıyallahu anh. Bilin ki Allah'ın peygamberi aleyhisselam gece misali sel gibi akacak bir orduyla size doğru gelmeye hazırlanıyor.
Allah'a yemin ederim ki o yalnız başına da gelecek olsa Allah onu size karşı muzaffer kılacaktır. Bakın saf bizden, bizim tarafımızda. Karşı tarafa karşı kesin galip geleceğimizi söylüyor. Hatib radıyallahu anh. Ama yine de yapamazsın. Bu bir günahtır. Sırrı ifşa etmek demektir. Allah Teala diyor ki, benim düşmanım ve sizin düşmanlarınız olan kafirleri, Yahudi, Hristiyan ve müşrikler, o düşmanlar kim? Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Yani İslam'ı reddedenler. Bunları dost edinmeyin. Sen dünya menfaatini kaybetmemek adına onlara yaranmak için bir jest yapıyorsun ve onlara istihbarat veriyorsun. Muhammed Aleyhisselam mektubu oku dedi İmam Ali'ye. Mektubu okuyunca anladı ki bir münafık değil ya da bir kafir değil, onların safından konuşmuyor. Bizim safımızdan konuşuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki izin ver kafasını hemen kopartayım Allah'ın huzuru. Hemen şu anda kafasını kopar. Halifemiz Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz sorunları çözme konusunda temel bir prensibi vardı. Temel prensip ne? Herhangi birisinden küçük bir ihanet kokusu aldığı anda izin ver kafasını kopartayım Allah'ın huzuru. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Hatip Bedir'de bizimle beraber savaşan 313 sahabeden bir tanesiydi. Allah'ın Bedir ashabı hakkındaki ayetini bir daha okumanı tavsiye ederim ya Ömer. Allah onlardan razıdır. Onlar Allah'tan razıdır. Naim cennetleri Bedir ashabı içindir. Kur'an içinde Allah Teala Hazretleri Bedir ashabını övüyor. Bu da, bu sahabi de Allah ondan razı olsun, o Bedir ashabı içinde. Bir günah işlemiş, bir hata yapmış. Halifemiz Ömer radıyallahu anh ağlamaya başladı, üzüldü. Hemen kılıcını kırına soktu ve geri adım attı. Olay bu, ayeti kerime bu olayın üzerine iniyor kardeşler. Devam ediyorum şimdi, ayeti anlatmaya devam ediyorum. Tulkûne ileyhim bil meveddeti. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Benim düşmanlarıma sevgi gösteriyoruz. Yani şimdi sen hem diyorsun ki ben Allah'ı çok seviyorum, hem de diyorsun ki Allah'ın düşmanlarını da seviyorum. Ya bu nasıl bir sevgidir? Şimdi sen Kerem Hoca'yı çok seviyorsun ama Kerem Hoca'nın düşmanlarını da seviyorsun. Hem benimle berabersin hem onlarla beraber eğlenebiliyorsun. Ben de düşünürüm. Bu adam gerçek bir sevgi sahibi değil. Bana karşı gerçekten sevgi sahibi olsaydı İslam düşmanlarına, benim İslam'a hizmet ettiğim için bana düşman olan ve iftira eden insanlara yakın olmazdı. İmam Rabbani mektubatta şöyle diyor. Hem benim düşmanımı seveceksin, hem de benim senin sevdiğimi zannedeceksin. Senin gerçekten aklın kayıptır. İmam Rabbani'nin de etrafında böyle insanlar var. Düşmanlarını seviyor ama imamdan da ayrılamıyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Sen ya Allah'ın dostunu seveceksin ya da Allah'ın düşmanını seveceksin. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Kardeş, olmaz. Hem Müslümanım deyip de hem Allah'ın dostlarına düşmanlık edenleri sevmek olmaz. Tercih yapacaksın. Ya dostları ya düşmanları seveceksin. Siz diyor onlara sevgi besliyorsunuz. Benim düşmanlarıma nasıl sevgi beslersiniz? Nasıl yaparsınız böyle bir şey? İşte düşmanları Yahudiler saldırı yapmadı mı Filistin'e? Halen 22 bin kişi öldü. Bakın 22 bin kişinin 1/3'ü çocuk, 1/3'ü kadın. Sivillerden bahsetmiyorum yani. Çocuklarla kadınları 22 bin kişi öldürdü. Enkazların altında 10 bin kişi daha var. 30 binden fazla şehidimiz var. Kemalist'in bir tanesi yazmış. Hoca, ilk kanı Müslümanlar döktü, Filistinliler döktü. O yüzden bırak hepsi gebersin. Sana yazıklar olsun solcu. Sana yazıklar olsun. Sen bu diziyi ikinci sezondan izlemeye başlamışsın. İkinci sezondan. Daha ilk sezonu seyretmemişsin sen. Ya bir diziyi ikinci sezondan izler misin? Yani Walter White'ın Breaking Bad'de salim, selim, yumuşak bir matematik profesörüyken Heisenberg'e dönüş hikayesini anlattığı birinci sezonu izlemeden ikinci sezona girersen direkt Heisenberg olarak görürsün ve Walter White'ın nasıl bir vahşi, bir canavar olduğunu düşünürsün. Dur da onun birinci sezonu var. Nasıl oraya geldi? Bu psikoloji nasıl döndü? Bir anla. Bu savaş 70 seneden beri var ve 70 seneden beri öldüren tek taraf var. Yahudiler. 70 sene önce koca koca pankartlar açtılar. Nazilerden kaçıp Müslüman beldesine, Filistin'e geldiler ve pankartlarda koca koca ifadelerle şu yazıyordu. Naziler hayatlarımızı söndürdü. Ey Müslümanlar, sizler de umutlarımızı söndürmeyin. Barınmamız için bize izin verin. Başlık bu. Sonra ne oldu? Müslümanlar gelin. Burada ezelden beri biz burayı fethetmeden önce de Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler yaşıyordu. Müslümanlar geldiler, burayı fethettiler. Biz hala Hristiyanlarla,
kardeş kardeş geçiniyoruz. Kimse kimsenin kanını dökmüyor. Yahudiler siz de gelin dediler. Yahudiler geldi, geliştiler, palazlandılar, güçlendiler, güçlendiler. Bütün para bunlara aktı ve Müslümanların evlerini, barklarını gasp ettiler. İngiliz mandası olarak İngilizler Müslümanlara çıkarttığı verginin dörtte birini Yahudilere çıkarttı, dört katını Müslümanlara çıkarttı. Müslümanlar Filistinliler vergiyi ödeyemeyince evlerine el koydular. Çok küçük miktarlara Yahudilere sattılar. Solcular da bu olaya, İngilizlerin yaptığı bu gaspa, Filistinliler toprak satmasaydı diye bir yalan uydurdular. Solcuların nezdinde Türkiye sadece 70 milyondur. Müslümanların nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 milyardır. Dünyanın neresinde Müslüman varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kardeşidir, bir tebasıdır. Bu Müslüman görüşüdür. Bizim liderimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam efendim olsun. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan her insana da ümmet denir. Ümmet. Ümmeti icabet, davetine icabet etmiş demektir. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman kardeşimizin ayağına diken batsa ya da bir gayrimüslim burnuna bir yumruk atsa o yumruk bize atılmıştır. İşte bir Müslüman Türk'ün bakışı budur. Araplar Muhammed Aleyhisselam'a akrabadırlar. Türklerse Muhammed Aleyhisselam'a aşıktırlar. Bu sebeple dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın üzerine bir zulüm olursa ilk tepkiyi kim verir? Her zaman, bakın her zaman, 44 yaşındayım, bugüne kadar hep aynısını gördüm. Allah izin verirse 400 sene sonra da aynı şeyi göreceksiniz. Dünyada herhangi bir Müslümana bir ülke zulüm yaptığı zaman ilk tepkiyi Türkler verecektir. Çünkü biz solcular ya da komünistler gibi ya da ateistler gibi 70 milyonla iktifa etmeyiz. Biz bir imparatorluğun varisiyiz. Biz bir ümmetçiliğin varisiyiz. Dünyaya hükmetmiş bir İslam devletinin varisi. Dolayısıyla bütün ümmet bizim kardeşimizdir, bizim halkımızdır. Bizim bakış açımız budur kardeşler. Kur'an, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. Müminler ancak kardeştirler. Ölçü bu. Şimdi sen ilk sezonu seyretmemişsin. 70 yıldır Yahudiler Müslümanları katlediyor, soykırım var. İkinci sezondan başlamışsın. 7 Ekim. 7 Ekim. İlk kanı Filistinler döktü. Ya sen Mars'ta mı yaşıyorsun be? Kemalist. Komünist. Mars'ta mı yaşıyorsun sen ya? İnsan bir açar bir televizyon izler, bir haberlere bakar ya. Bu olay nereden başladı? Bu olayın giriş kısmı ne? Girizgah ne? Yok. İkinci sezondan başlamış. Ben diziyi izledim diyor. Ben bu diziyi biliyorum diyor. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşim. Amin. Müslümanız diyorlar ama hiç Müslüman gibi yaşamıyorlar. Hiç. Adana'ya gittim vaaza. Dönüşte uçakla İstanbul sınırına girdik. Fakat bir rüzgar, bir şiddetli rüzgar var. Onlarca uçuş yapmışım. Hayatımda böyle bir uçak sallantısı görmedim. Korkunç bir titreme. Dedim ki herhalde vuracağız. Uçaktan nidalar gelmeye başladı. Yanımda futbolcular oturuyor, Süper Lig topçuları. Hangi takım olduğunu söylemeyeceğim. Ben de hemen sağ taraflarında oturuyorum. Bizi tanıdılar falan. İşte abi çok sohbetten izliyoruz falan. Hayranınız çok güzel falan. Muhabbet ediyoruz. Ama inişte bir şeyler oldu. Uçak sallanmaya başladı. Korkunç bir sallanma. Dedim ki inerken muhtemelen kanadı falan vuracağız. Arka taraftan, ön taraftan insanlar Allah Allah demeye başladı. Bak. En layıklar, en açık, en çıplak kızlar bile Allah Allah diyorsa kardeşim bak hazır ol. En çıplak kadın bile Allah'ım Allah'ım diye başladıysa senin çoktan şehadete başlamış olman lazım. Ben de hemen şehadete başladım kardeşler. Olay şu. Uçak sallanıyor. Zaten kemerim takılı. İki kolu tutmuşum ve şöyle yapıyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yanımdaki futbolcu da aynı benim gibi sallanıyor ama tevhid getireceği yerde bana nasihat veriyor. Abi, abi dua etme. Geriliyorum abi. Ya sen nasıl futbolcusun? Sen nasıl Müslümansın ya? Ya ben dua ediyorum. Sana da bir hatırlatma yapmış oluyorum. Senin de benimle aynı duayı yapman lazım Müslüman kardeşim. Abi geriliyorum dua yapma. Neyse elhamdülillah bir şey olmadan tak uçak selametle iniş yaptı. Onun bir yanındaki futbolcu bana döndü dedi ki abi uçuşla alakalı psikolojik bir sıkıntın var mı? Kardeşim dedim. Aksine ben uçmayı çok severim. En sevdiğim rüyalar uçma rüyalarıdır. Uçtuğum rüyalar harikadır. Ben çok keyif verir dedim. Uçmak benim en sevdiğim şey. Benim sorunum uçmayla değil. Benim sorunum imansız ölmeyle. O çok büyük bir sorun. İmansız ölürsem ne oluyor biliyor musunuz?
Dünyada çektiğim bu sıkıntılar, çileler, iftiralar, küfürler, hakaretler, insanların sıkıntılarının dertlerini gidermek için çalışmalar, ibadetler, haclar, zikirler, bunların tamamı sıfır. Sıfır. İmansız öldüğün zaman. Her şeyi kaybediyorsun. Ve ebedi olarak cehenneme gidiyorsun. Bundan daha büyük bir kayıp olabilir mi? Ya işte benim iki tane arabam vardı hocam. İşlerim ters gitti, arabaları kaybettim. Şimdi bir ev kaldı. Başka bir şey yok. Adamın derdini görüyor. Kayıp, bu kayıp mı ya? Sen müflis görmemişsin, müflis. İflasın en büyüğü imanı kaybetmektir. İmanı kaybetmekten daha büyük bir iflas yoktur. Ha, halk arasında bir tabir var ya. Ya işte rutin, odun gibi bir hayatımız var hocam. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz. Ne rutini, ne odunundan bahsediyor. O rutini bulabilmek için gece gündüz dua eden, Allah'a yalvaran insanlar var. Sen farkında mısın? O rutin, sadece o huzurlu rutini istiyorum ben. Evime gideyim, işime gideyim, huzurlu olayım evimde. Yatım katım arabam olmasın. Rutin istiyorum ben, rutin. Rutine aşığım. Allah bir vermiş belayı. Çocuğu sakat. Çocuğu sağlıklıyken bir anda yüksek bir yerden düşüyor, felç oluyor, sakat. O rutini, rutinden iğrenen adam var ya, ya rutin, berbat bir hayatımız var, her gün aynı şeyler diyen adam var ya, o rutin için artık gece gündüz Allah'a yalvarıyor. Allah'ım çocuğumu sağlığına kavuştur, hiçbir şeyim olmasın. Bu dünyada hiçbir şeyim olmasın, eski rutinimi istiyorum ben. Eski huzurlu hayatımı istiyorum. Yeter ki çocuğumu sağlığına kavuştur. Ne oldu? Her şey berbattı. Unutma, beterin beteri var. Şu anda Filistin'de insanlar ekmek bulamıyor, ekmek. Su bulamıyor, su. Sen diyorsun ki ya hocam, ben haftanın üç günü muhakkak evime et girer. Bu ay haftada iki güne düştü. Et girme olayı. Adamın keyfini görüyor musun? Derdini görüyor musun? Adamlara ekmek yok, su yok. Ekmekle su onlar için etten çok daha büyük bir nimet şu anda. Yok. Bunun rutini bu ve nankör. Nankör. Her zaman dünya işlerinde kendinden aşağıya bakacaksın. Yukarıdakilere bakma, hep aşağıdakilere bak. Maneviyat işlerinde kendinden yukarıdakilere bakacaksın. O adamı geçmem lazım, daha üstün olmam lazım. Benim daha iyi bir Müslüman olmam lazım. Ama dünya işlerinde hep kendinden aşağıdakilere bak. Yoksa asi bir kul olursun. Allah böyle insanı sevmez. Kardeşler hemen ayeti, bismillah. Devam ettireyim. Tulgune ileyhim bil, siz onlara sevgi besliyorsunuz. Ve kad keferu bima ca'akum min el hakki. Onlar inkar ettiler. Size indirdiğimiz hakkı inkar ediyorlar. Allah'ın bize indirdiği hak nedir? Ha bu. Kur'an. Kalbimizde, başımızda olmaya devam edecek kıyamete kadar. Hayatımıza sokmayı Allah nasip etsin. Amin. Yani insanların çoğu alıyor bunu, başın üstüne falan koyuyor. Evlerin köşesinde, en üst tarafta ama hayatına girmiş değil. İçinden 10 tane ayet okumuyor. Kur'an okumasını bilmiyor. 3 ayetleri hayatına monte etme konusunda ciddi sıkıntıları var. Bu kitap başucunda durması gereken bir kitap olarak indirilmedi. Bu yaşanması gereken bir kitap. Kafirlerin amacı ne, planı ne? Bize indirilmiş olan Kur'an'ı devamlı inkar ediyorlar. Siz onlara sevgi besliyorsunuz diyor Allah Teala. Böyle iş olur mu? يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ Onlar sizi çıkarttılar. Allah'ın Resulü'nü evlerinden çıkarttılar. Ve اِيَّاكُمْ Sizi de topraklarınızdan ettiler, evlerinden çıkarttılar. Yahudiler, Hristiyanlar ya da ateistler, putperestler. Fırsatı buldukları her anda yapacakları ilk iş bizi topraklarımızdan sürmek. Filistin'e bakın. Çok basit bir örnek. Dünyanın gözü önünde. Her gün dünyanın başka bir devleti kınıyoruz. Biz kınıyoruz. Kınıyor. Oğlum bu kınama nedir ya? Kınamak nedir? Bir şey yapın, bir hamle yapın. Kınamak nedir? Kınıyoruz, kınıyoruz. 30 bin kişi soykırım, öldü. Kınamakla oluyor mu? Fırsatını bulsalar bizi, ülkemize gelirler. Bizi topraklarımızdan, kendi topraklarımızdan sürerler. Onların işi budur. Yahudilerin, Hristiyanların ve müşriklerin işi budur. Bizi sürmek ve soykırım yapmak, yok etmek. En tu'minu billahi rabbikum. Rabbimiz Allah'tır dediğiniz için sizi topraklarınızdan sürüyorlar. Şimdi bu Filistinliler, biz Hristiyanız deseler, Filistin, Hamas'ın lideri çıkacak, Gazze'deki, Filistin ikiye ayrılmış durumda, Ramallah, Doğu Kudüs, Filistin devleti, Batı, Gazze. İki ayrı devlet. Gazze'nin başında Hamas diye bir siyasi oluşum var. Hamas'ın lideri çıksa dese ki, bütün Filistin halkı Hristiyanlığı kabul etti.
Yahudiler vurabilirler mi? Vuramazlar. Avrupa, Batı asla izin vermez. Yeter ki Allah bir değil, üçtür deyin. Bütün mesele, bütün düğüm buradadır arkadaşlar. Biz Allah bir dediğimiz için dünyanın en kötü milletiyiz. Onlar Allah bir değil, üç tanedir. Onun karısı da var, çocuğu da var dedikleri için dünyanın en şerefli, en kaliteli insanları. Sözüm ona. Öbür tarafta görürsünüz. Bugün yılbaşı gecesi. Yılbaşını kutlayan bir Müslüman, yılbaşı bir paket programdır. 25'inden, Aralık'ın 25'inden ocağın 1'ine kadar. Roma tanrılarıyla, çam ağacı bir Roma tanrısıdır. Ocağın 1'i Janus, 200'lü put Roma tanrısıdır. Roma tanrılarıyla Hristiyanlığın tanrılarını birleştirmişlerdir. Kilisenin aldığı bir kararla. 6 günlük, 7 günlük bir paket program, bir şirk merasimi. Herhangi bir Müslüman, ben bütün sene boyunca Allah'ın bir olduğunu kabul ettim. Onun tek olduğunu, doğurmadığını ve doğurulmadığını kabul ettim, iman ettim diyen bir Müslüman, Aralık'ın 31 gecesini kutlarsa, eğlenirse, bir eğlence mekanına giderse, her gün yaptığı rutinin dışına çıkarsa, ya bir gün önce hiçbir yerde eğlenmedin, evinde oturuyordun, haber seyrediyordun. Yılbaşı gecesi davetliyim, şuraya davetliyiz. Hayırdır? Niye o gece? Davete mi gideceksin? Bir gün sonra git. Ocağın birinde git. Niye Aralık'ın sonu? Beraber kutlayacaklar. Beraber orada 10, 9, 8, 7 diye sayacaklar. Ve imanı kaybedecekler. Bir Müslüman 19, 8 diye saydığında, yılbaşı gecesini kutladığında Allah'a şunu demiş olur. Allah'ım 364 gün boyunca senin tek olduğuna, çocuğun karın olmadığına, doğurmadığına ve doğurulmadığına iman ettim. Ama yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta senin üç tane olduğuna, bir karın ve bir oğlun olduğuna iman ettim. Bir gece için beni affet demiş olur. Ve şirk içinde eğer ölürse şirk içinde ölür. Anladınız mı meseleyi kardeşler? Onlar bizim Kadir gecemizi kutlamaz. Onlar bizim kurban bayramımızda kurban kesmez. Onlar Arafat'a çıkmaz, bizim gibi hacca gelmez gitmezler. Ronaldo Arabistan'da boyuna gol atıyor. Hacca gittiğini gördünüz mü? Umre'ye seyahat etsin, bir namaz kılsın falan, gördünüz mü? Boyuna gol atıyor. Her ay 3-5 milyon euro cebine para koyuyor. Ama yapmaz. Onlar senin bayramını kutlamaz. Hiçbir bayramını kutlamaz. Ve küfrederler. Sense onların dini bayramlarını kutluyorsun. İsa Aleyhisselam'ın doğum haftası ve İsa Aleyhisselam'ın, sözüm ona, Allah'ın oğlu olduğunun kutlanış haftası. Ne oğlu ya? Allah Teala diyor ki benim oğlum yok, benim eşim yok. Allah'ın eşi yok ki oğlu olsun diyor Kur'an. Bunlar diyor ki oğlu var. Müslümanlar ne diyor, cahil sofu Müslümanlar? O gecelik var. 364 gün yok, tek o. Ama 365. gün, Aralık 31, o gece oğlu var, karısı var. Allah Teala bu bizim Müslüman millete hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Piyango biletleri gırla. İçki, taciz, tecavüz gırla. Kusmuk, yılbaşı gecesinden daha çok kusmuk sokaklarda olabilir mi? En çok kusmuk gece sanki gece. O kadar mübarek bir gece ki bütün sokaklar kusmukla dolu. Sarhoş kusmuğu. Bu berbat bir şey oldu. Ya bu gecenin berbat bir gece olduğu kusmuklardan belli. Hani niye Kadir gecesinde hiçbir yerde kusmuk yok kardeşler? Her tarafta hacı kokuları. İnsanlar hacı kokuları sürüyor, camilere gidiyorlar, mescitlere gidiyorlar. Allah izin verirse regaibe gireceğiz 10 gün sonra. Hepinizi burada göreceğim inşallah. Regaib gecesini kutlayacağız. 3 aylara giriyoruz. Niye bu ilim meclislerinde hiç kimse kimseyi rahatsız etmiyor? Ama kafirlerin bayramı olduğu zaman her taraf kusmuk, taciz, tecavüz, içki, küfür, kavga, gürültü. Yarın haberlere bakın, yarın akşam. Şurada şu cinayet oldu. Şurada şu tecavüz oldu. Şurada şu taciz oldu. Şurada içkiden dolayı baba oğlunu bıçakladı. Haberleri seyredin ya. Ben her akşam bir saat haber seyrederim muhakkak. Yarın akşam seyredin. İşte Allah'ın yanına başka ilahlar koyanların durumu. İşte bunları hoş görenlerin, meşru gören. Ya bizim tanrılarla, İsa ile falan işimiz yok. Biz yılbaşını kutluyoruz diyenlerin durumu. Hayır, bu onların gecesi. Bu onların gecesi. Niye peki madem yılbaşını kutluyorsun, niye hicri yılbaşını kutlamıyorsun? Sorsam hicri kaçıncı yıldayız onu bilmezsin ama. Biz Müslümanların hicri bir yılbaşı var. Bunu bilmiyorsun. Bir kere hayatında yılbaşını kutlamamışsın. Ama kafirlerin 7 günlük Allah'ın oğlu bayramını, Janus bayramını, çam ağacı, Noel baba bayramını kutluyorsun. Allah Teala bu bizim millete hidayet nasip etsin kardeşim. Amin. Amin.
Rabbimiz Allah'tır dediğiniz için size çıkartıyorlar. İn kuntum haracdum cihaden, eğer cihad etmek için çıktıysanız, fi sebili benim yoluma, Allah yoluna cihad etmek için yola çıktıysanız, ve btiga merzati, sakın böyle yapmayın, sakın, tusirruna ileyhim bil mevedde, onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Gizlice sevgi besliyor. Allah Teala Hazretleri kalplerde gizli olanı bilir ve bilir diyor kendisi adına. Allah kalplerde gizli olanı bilir. Sinelerde gizlediklerinizi bilir. Şimdi herhangi birisine bir sevgi gösterdiğimiz zaman insanlar bunun farkında değildir. Bilmezler. Ama kimi sevdiğimizi ve kimi sevmediğimizi Allah bilir mi? Bilir. Şimdi İslam'ı reddedenlerden, gayrimüslimlerden kalbinde herhangi birisine karşı bir sevgi varsa buna dikkat et. Yaptığı işi beğenebilirsin. Çok kaliteli bir iş yapıyor. Sanatını çok iyi icra ediyor. İşi beğenebilirsin daha iyisini yapabilmek adına. Ama İslam'ı reddettiği için onu sevemezsin. Dini hassasiyetlerimize hakaret ettiği için, bize indirileni reddettiği için, peygamberimize iyi bir insan ama peygamber değil dediği için sevemezsin. Kalbinden sevgi besleyemezsin. Allah diyor ki siz gizli gizli onlara sevgi besliyorsunuz. Ben onların ebedi olarak ateşte olduğunu söylüyorum bu kitapta. Ebedi olarak ateştedir. Sizin sevgi beslediğiniz insanlar ebedi olarak ateşte. Sizin hürmet ettiğiniz, yerlerinde olmak istediğiniz insanlar ebedi olarak cehennemde diyor. Kime benzemek istediğinizi farkında mısınız? Kimin yolunda olmak istediğinizin farkında mısınız? Eğer benim yolumda cihad ediyorsanız onlara gizli gizli sevgi besleyemezsiniz. Son satır. Ve ene a'lemu bima ahfeytum. Ben bilirim. Ben bilirim. Bazı sahte şeyhler, sahte hocalar çıkmışlar diyorlar ki Allah Kur'an'da hiçbir yerde ben demiyor. Ya siz ne sahtekar, ne yalancı insanlarsınız ya. Ne ahmak insanlarsınız ya. Kur'an'ı hayatınızda bir kere Kur'an okumamışsınız. Ve basmakalıp cümleler, koca karı lafları, yarım yamalak hocalar. Allah Kur'an'da hep biz diyor. Ben hiç dediğini görmedim. Okumamışsın. Kur'an'ı bir kere okumamışsın. Ve ene a'lemu, ben bilirim. Bime ehfeytum, sizin gizlediklerinizi ben bilirim. Ve me a'lentum, aleni olarak işlediğiniz şeyleri de ben bilirim. Allah onlarca yerde ben diyor. Bu sahtekarlar diyor ki Allah Kur'an'da hiç ben demiyor. Kim derse bu cümleyi anlayın ki Kur'an'ı hiç okumamış. Gelirken haberlere baktım. Çıkartmışlar bir tane astrolog. Yıldızlara bakıp geleceği bilen kadın. Astrolog şöyle diyor. 2023 yılı boğaların yılı olmuştu. 2024 yılında boğalar ilk iki ay içinde muhakkak güzel bir haber alacak. Boğalar kovalasın seni ya. Ya boğalar kovalasın seni. Hayatımda astrologlar kadar sahtekar insan hiç görmedim bak. 2024 yılının ilk iki ayında güzel bir haber alacak. Ya oğlum, ya dünyanın en sıkıntılı yaşayan insanı bile bir iki ay içinde hep güzel bir haber alır yani. Güzel bir haber her zaman gelir yani. Allah'ın adeti böyledir. Bir güzellik verir, peşinden bir sınav yapar. Bir güzellik verir, bir sınav yapar. Bazen üst üste üç tane sınav yapar. O zaman sen bazı şeyleri çok yanlış yapıyorsun demektir. Çoğunlukla hep iki üç tane güzellik verir, bir tane sınav yapar. Allah'ın adeti bu. Şimdi bir ay geçiyor, tak başına bir güzel bir haber geliyor. Bu boğanın. Boğa da şöyle diyor. Vay be, astroloğa bak. Her şeyde dediği her şeyde çıkıyor ya. Ya siz ne kadar cahil insanlarsınız ya. Ve işte ilimden uzaklaştırılmış olan bu halkı o kadar kolay kandırıyorlar ki. 500 bin takipçisi var. Hocanın takipçisi 300 bin. Boğalarla iş yapan. Boğaları kovalayan kadının 500 bin takipçisi var. Ya Allah'ım sana hidayet nasip etsin. Mevla Teala bu millete hidayet nasip etsin kardeşim. İlmi olarak hiçbir bağlantısı yok. Hayatında hiçbir İslam aliminin dizinin dibinde oturmamış, okumuş yabancı astrologların kitaplarını, boyuna uyduruyor, sallıyor. Teraziler diyor, büyük kısmetler gerçek teraziler. Ya oğlum, benim etrafımda terazi de var, akrep de var, bilmem ne de var. Bu hala fakir, hala fakir.
Boğalar diyor zengin olacak. 2023'te boğalar zengin. Etrafında bir sürü boğa var. Hala fakir. Ya nasıl bu insanları kandırıyorsunuz siz ya? Ve insanlar diyor ki ya bir bakar mısın benim yıldızıma bakar mısın diyor. Buna mesaj gönderiyor. Yıldızıma bakar mısın diyor. Bu da diyor ki 2000. Neye bakacak bu? Yıldıza bakacak yukarıya. Sen diyor nesin? Boğasın. Yükselenin ne diyor? Artık neyse bilmiyorum bu olayları. Yükselenin de şöyle diyor. Aa diyor bir dakika. 4 ay. 4 ay diyor. Onun bir sorması 2000-3000 kardeşler. Sahtekar cinci hocalar gibi. Aa diyor. Mesela sıkıntısı var. 2-3 işe hamle yapmış. İşleri yerine gitmemiş olmamış. Hocaya gidiyor. Hiçbir ilmi olmayan hoca. Cinlerim var diyor. Buna gidiyor diyor ki ya hocam diyor baksana bana bir diyor büyü falan mı var üzerinde? Bu da diyor ki büyü falan olmasa bile büyü var diyecek ki kendisine bağımlı hale getirsin. Büyü var kardeşim sana büyü yapmışlar diyor. Ne yapacağız hocam? 4000 alırım. Ama kesin çözüm. Kesin. Sana diyor bir yazarım diyor. Bu cinlerin tamamı diyor terk eder gider. Büyü bozulur diyor işlerin çok güzel gider. Yazıyor. Bırak 2 ayı 3 ayı 2 sene geçiyor adam hala aynı hala sıkıntılar içinde. Allah'a gitmiyor. Bizim millet Allah'a gitmiyor. Kur'an'a gitmiyor. Sahtekar hocalara gidiyor. Sahtekar yıldızcılara gidiyor. Ve bunlara para veriyor. Hem parası yok cebinde hem de oradan buradan bulup buruşturup para veriyor. Kaderini değiştirmek için. Ya Allah'ım size hidayet nasip etsin. Yıldızların insan hayatına, insan kaderine hiçbir tesiri yoktur. Jüpiter'in ışığı boğalarla olacak diyor. O cümleye bak. Jüpiter'in ışığı 2 ay içinde boğalarla. Oğlum Jüpiter ya arkadaşım nasıl uyduruyorsunuz ya? Jüpiter yaratılmış olandır. Jüpiter'i yaratan vardır. Işığı o verir, karanlığı o verir. Aydınlığı ve karanlığı o yaratır. Jüpiter yaratılmış bir kuldur. Aklı yoktur. Ya ben bugün bir dönmeyeyim ya. Canım çok sıkıldı, çok yorgunum. Bugün dönmeyeceğim ya. Jüpiter bunu diyemez. Güneş şunu diyemez ya ben bugün ışık vermeyeceğim canım sıkıldı ya. Fenerin durumu iyi değil ışık falan vermeyeceğim işte. Ya güneş bunu diyemez kardeşim. Güneşin aklı yok, iradesi yok. Güneşi programlayan Allah derse ki batıdan doğacaksın güneş batıdan doğar. Kuldur bunlar. Bunlar ne yapıyor? Jüpiter'i tanrı yapıyor, Venüs'ü tanrı yapıyor, Merkür'ü tanrı yapıyor. Jüpiter'in ışığı boğalarla akreplerle diyor Allah'ım ya Rabbim. Sen yıldızlarda suç bulma. Yıldızlara suç atma. Yaptığın şeylerin sorumluluğunu üstlen. Yanlış tercihler yaptın. Yanlış insanlarla iş yaptın. Yanlış dostlar edindin. Şimdi suçu yıldızlara atıyorsun. O Jüpiter var ya o Jüpiter. Mahvetti benim hayatımı mahvetti diyorsun. Ya oğlum Jüpiter bir şey yapamaz. Bu sahtekarlara kanma aldanma. Mevla Teala bu bizim millete hidayet nasip etsin kardeşim. Amin. Ben bilirim. Bime ehfeytum gizlediğiniz şeyleri ben bilirim. وَمَا أَعْلَنْتُمْ Aleni olarak işlediğiniz şeyleri de ben bilirim diyor. Allah Teala her şeyimizi bildiğinden bahsediyor. وَمَنْ يَفَعَلْهُ وَمَنْ يَفَعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Eğer sizden kim böyle yaparsa doğru yoldan sapmış demektir. Kim Yahudi Hristiyanları ve müşrikleri dost edinirse onları yakın edinirse dost doğru yoldan sapmış ve aldanmış demektir. Kardeşler işte bu gece böyle bir gece. Tarafını belli edeceksin. Ya onları dost ve kardeş edinen, hiçbir farkımız yoktur diyen saflardan, saftiriklerden, kandırılmışlardan olacaksın. Ya da hayır onlar bir taraf, biz bir taraf. Onlar solcu, biz sağcı. Onlar Allah'ın yanına başka ilahlar koyanlar. Biz Allah'tan başka hiçbir ilah yok diyenler. Muhammed Aleyhisselam'ı bile Allah'ın yanına koymayanlar. Bakın dünyanın gördüğü en kaliteli insan. En ahlaklı insan ve en tesirli peygamber. Övgüler ve selam efendim olsun. Ama kul. Eşhedü en la ilahe illallah. Biz İslam'a girerken insanlara ne tavsiye ediyoruz? Şehadet edelim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun abdu. Önce kuludur. Kul. O bir kul. Bak ilah değil. Abduhu sonra Resul. Önce kul sonra Resul. Muhammed Aleyhisselam'ı bile biz asla Allah'ımızın yanına koymayız. Öyle ki akaid maddelerimizde kullardan herhangi birisi ben peygamberimi Allah kadar seviyorum derse kafir olur.
bu ümmetten herhangi birisi ben peygamberimi Allah'tan daha çok seviyorum derse kafir olur. Hayır. En çok seveceğin insan bu gözleri, bu aklı, bu elleri, bu ayakları sana peygamberim vermedi. Çünkü o kulluğu yaratılmış olandır, veremez. Kim verdi bize? Allah Celle Celaluhu. Onun şanı çok yücedir. O verdi, onun yanına hiç kimseyi koyamazsın. Hiçbir yaratılmışı koyamazsın. Konu bundan ibarettir kardeşim. Her şeyini en güzel surette yaptı. Ve bir kuruş para almadı. Bir günde senden bir saat istiyor. Şu namazını kıl. Bir saat benim huzuruma gel, şu namazını kıl diyor. En güzel surettesin ya. Gözünü aldığı kullar var. Ayaklarını aldığı kullar var. Aklını aldığı kullar var. İbrettir. Bizim için ibrettir. Bizim de alabilir. Saçını aldığı kullar var. Bak geçen kardeşim bana diyor ki hocam diyor sizi bir arkadaşıma götürmek istiyorum. Eğer uygun görürseniz saç ekimi için diyor. Bütün her şeyi ben karşılayacağım diyor hocam. Size bir saç ektirelim. Çok karizmatik zaten çekici bir adamsınız. Saçlar da daha güzel olursunuz. Ya kardeşim benim saçım olsa da ben zaten 3 numara kestirmeye devam edeceğim. Hayatım boyunca hep 3 numara kestirdim. Yani ben kısa saç seviyorum. Uzun saç sevmiyorum ki. Saç ektirsem ne olur? Kaldı ki saç ektiren kardeş biliyorsunuz fetvası 2'dir bunun. 1. Başkasının saç köklerini alıp eklersen ya da sentetik saç koyarsan caiz değildir. Kendi köklerinden alıp vücudundaki bazı kıllardan alıp saçına koyarsan bu caizdir. Tedavi maksatlı olur. Yaptıran kardeşlerle konuştum. 10 gün boyunca bakın şu işkenceye bakın Allah aşkına. 10 gün boyunca yatarken sağına dönemezsin, soluna dönemezsin. 10 gün boyunca sırt üstü yatacaksın hocam diyor. Şöyle. Tam boynuna bir havlu koyuyorsun diyor. Sağa sola dönmemek. Yastıkta yatmıyorsun kardeşler. Bak. Şeyhim diyor ki İhramcızade İsmail Efendi. Allah ondan razı olsun. Amin. Ben diyor bir gün diyor göz ameliyatı oldum. Katarakt yaptılar beni diyor. Doktor bana dedi ki bütün gece sırt üstü yatacaksın. Sağa ya da sola dönmeyeceksin. Eskiden katarakt ameliyatlarında sağa sola dönmelerini yasaklarlarmış demek ki. Şeyhim diyor ki ben dervişlik nedir? O gece öğrendim diyor. Bazı insanlar vardır sırt üstü yatamazlar. Ben mesela hayatta yatamam. Sırt üstü 2 saat dursam tavana bakarım. Muhakkak sağıma döneceğim ya da soluma döneceğim. Ancak o zaman dalabilirim. Şeyhim diyor ki bütün gece diyor tavana baktım. Dervişlik nedir ben o gece anladım. Şimdi bizim derviş kardeşim de geldi yanıma hocam dedi. 10 gün boyunca diyor ya bu saç bilseydim böyle çileli olduğunu yapmazdım hocam. 10 gün boyunca böyle yattım hocam diyor tavana baktım diyor ya. Kardeşim dedim bak bundan sonra sohbeti bu mecliste sohbeti ben vermeyeceğim. Sen benden daha büyük evliyasın. 10 gün boyunca sırt üstü yattığına göre senin bu sohbeti vermen lazım artık dedim ya. O kadar zor bir iş. O kadar zor bir iş. Allah bizi en güzel surette yarattı. Bak her şeyimiz yerlerinde. Vazifemizi yapıyoruz. Ona hizmet ediyoruz. Şunun karşılığında senden günde 1 saat istiyor. Şu namazını kıl be kardeşim. Kıl ya. Vallahi hiçbir bahanen yok. Hiçbir bahanen yok. Sigaraya vaktim var. Yemeğe vaktim var. Oturup dinlenmeye, boş muhabbet yapmaya dışarıda vaktim var. Bir farz namazını 5 dakika. 4 rekatlık farz 5 dakikadır. Kılmaya da bir vaktin olsun. Bu Allah'a karşı yani bize verdiği nimetlerin karşılığı değil. Ha. Sadece bize güzel bir kanaat notu vermesi için, ahirette bizi affetmesi için ben de bir şey yapmaya çalıştım Allah'ım diyebilmek adına bu namazı kılmamız lazım kardeşler. Allah Teala Hazretleri bu gece tövbeyle, zikirle, Kur'an'la ve ilimle yeni senemize girmeyi bize nasip etsin. Amin. Yeni senemizi, seneyi devriyemizi hayırlı etsin. Amin. Kafirler gibi, putperestler gibi Allah'ın yanına başka bir ilahlar koymayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Mevla Teala Hazretleri Rabbim nasip ederse bir 10 gün herhalde 10-12 gün sonra 3 aylara giriş yapacağız. İlk perşembe gecesi regaib gecesi olacak. Yine ilim meclisinde o güzel geceyi geçirmeyi hepimize nasip etsin Amin. Kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Bu özel gecede bizi yalnız bırakmadınız. Sizden ricam şudur. İlim hakkıdır. Evinize gittiğinizde o televizyonu açmayın kardeşim. O televizyonu açmayın. Çünkü televizyonda bizim İslam'ın hoş görmediği, uygun görmediği şeyler. Küfür bayramını kutluyorlar. Pislik içinde, hakaretler, tükürükler içinde. O içkinin verdiği sarhoşlukla tükürükler içinde röportajlar yapıyorlar. Nasıl daha çok günah işleyebilirim diye birbirleri yarış yapıyorlar. Günah ile övünüyorlar. Açmayın kardeşim. Oturun evinizde, ailenizde konuşun. Kitap okuyun, bir sohbet izleyin, Kur'an okuyun, zikir yapın. Yeni seneye zikirle, duayla girin kardeşler. Ki senemiz bereketli geçsin.
muhabbetli, güzel geçsin. Mevla Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. O yanımda oturan iki tane futbolcuya da imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Öncesinde güzel bir İslami şuur versin. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.